Beğendim. Röportajdan mı var? Evet. Bakarız artık girdik, evet, kullanacağız. Sakin. Tamam. Benim solumda araba var. Nasıl ben şimdi sola atlayayım? Sırtımda 26. Oğlum ay. Karda. Adamı Perfection. Çok hızlı gidiyorsun ama ya sen. Yok be. 80-90 gidiyorum. Hayır, bu yola göre çok hızlı şu an. Lan yok. Gördüğüm kadarıyla. Auuu. Yemin ederim sana. Ya işte. Çok iyi bir sürücülük ve Allah harbiden korumuş yani, ne bileyim. Ben 10 kere kaza yapmıştım. Görüyor ama kanka. Ya başka da şansı ya, yok. Soğukkanlı kalmaz çok iyi. Hayır, görüyor ama hızlı gittiğinden yavaşlayamıyor. Harbi verin bir sadakası varmış Hasan abinin. Ben söyleyeyim. Geçmiş olsun, eyvallah. Arabaya çarptı. Motorcu adamın önüne atladı. Adam da kazık fren yaptı. Bir tek aynayı vurdu. Bir tek aynayı vurdu. İyi. Neyse, gerçekten başka bir şey yok. Şöyle alalım da. Gene bir şeyle karşılaşıyor. Ha, buraya çektiler. Geçmiş olsun. Var bir şey yok. Adamın içine girecek. Abi bu şey işte. Emin maske var ya. Arka sokaklar. Lan arka sokaklar oğlum. Aa, Hüsnü mü? Hüsnü çoba. Var bir şey yok değil mi? Bizi boş ver. Üzmeyin seni. Lan Hüsnü çobana ne kadar benziyor. Sen öyle deyince daha çok benzettin bu arada. Fark etmemiştim ben onu. Eyvah. O kırıldı. Onu artık ne oldu, değil mi? Olacağı varmış yani. Hayır olsun. Hayır olsun. Bant mat yok mu ya? Oğlum bayağı benziyor ama bir yandan da hiç benzemiyor. Ne oldu? Anlık bir anlık bir benziyordu. Bakınca lan üstü çoban diyor. Bir daha bakınca aşağı benziyor. Aşağı bakınca benziyor, kafayı kaldırınca aynen, benzemiyor. Aynen. Biz doğru bunu izledik mi? Hayır. Arabaları solluyordu. Abi de yavaşladı. Ben de arkadan hızlı geliyordum. Sizin nerenize çarptı ben anlamadım. Bende bir şey yok. Bir şey olsa da önemli olan motor. Biz kaporta içindeyiz. Siz kaportasızsınız. Eyvallah. Buna çarptı. Parça açıldı zaten. Sıkıntı yok. Bende zarar ziyan yok. Vay be. Teşekkürler, çok sağ olun. Vay be. Oha. Yardım ediyoruz. Helal olsun. Helal olsun bana. Aslında olması gereken ya, ama çek de görelim ya, kendini bok sanıyorsun. Yani bir bok sanmıyorum kardeşim şu an. Başarılar konuşsun istersen. Ben şimdi çıktım. Nerede oldun? Tam şu inşallah çocukları korkutmamışsın. Şurada bakacak şey. Hadi tekerimize başlayalım. Sağ olun, teşekkürler. O ne lan? Lol. Allah. Eğlencelidir bence. Okudum aynen. O ne lan? Aa, manyağa bak. Lan lan! Aa, saptırmıyor öyle. Normali. Ne oluyor lan? Çok gerginler. Sakin, sakin. Sakin abi, sakin. Sakin. Ben var ya. What? Allah. Mehmet dedi gitti.
Seni ayrı şey yapacağım. Arkasında şey deyip, kaç tane sesin? Adam bak, orada bekliyor. Babası ne oluyormuş gibi. biz bunu izlemişiz. Benim solumda araba var. Yani bunu biliyorum. Nasıl ben şimdi sola atlayayım? Bu sıkıntı. Sırtımda 26 ton yükle. Nasıl duracağım ben şimdi birdenbire? Yükü yatıracağım, mala zarar vereceğim. Abi oğlum. Ah, şuradan var ya. Ne yapıyor? Adam dörtlüğü yaktı. Bak şimdi babasının yoluymuş gibi petrolden atlıyor yola. Benim solumda araba var. Bu çok dengesizlik ya. Oo, kopuş geliyor. Şoförlük her zaman karşı şoförü oğlum tamir etmekle oluyor. Adamı ters şey. Ah lan. Eyvah. O şeyim takıldı. Ya. Bir de sadece orada var ha, solda duruyor. Evet, bakar evet, evet. Sapladı mı? Evet, evet. Saplamıştır abi. Bunu bırakmıyor mu? Ahlâh. Köpeğe doğru izleyeceğim diye. Cidden. Ama köpek sıkıntı ya motorda. Arkada kim çekip bu da? Çok girmemiş herhalde ya. Adam orada oradan zıplayı çok güzel son. Bak son. Bak son atak çok iyi. Allah. Motoru kaldır motoru. Motoru kaldır diyor beni bırak. Mala geleceğine cana gelsin bir saniye. İyi miyim? Makasa girmeyeyim dedim ya. Şu köpek ya. Makasa girmeyeyim dedim. Lastiği deliyordum neredeyse köpekten kaçayım diye. İyi miyim? Kalçamı vurdum da bir şey yok. Oh, parmağımı da vurdum. Genel olay yok ki. Atıyor. Lastikler, paketçiler falan hep böyle dolayı şeylere karşı. Tamam şimdi çalıştırmayayım. Şuraya çıkarak. Ne alakası var? Parmağım acıyor. Ay, köpeğin kimyasında doğasında varsa. Kenara bir yere çek. Hep şu puş yüzünden ya. Köpekten kaç lan ben de ya. Köpekten kaçayım de. Tamam lan. Şu verecek sana ya. Çıkmaz herhalde yola. Bak. Hayır ya. Motor çok sıkıntı. Ya bu. Türkiye'de sıkıntı. Geçen önünü çıkartacak adam topluyor silah bal. Aynen. Tek koşuna bir dakika durur musun? Bir saniye durur musun? Gel gel şuraya bir saniye dur. Ya bayan diye bir şey demeyeyim diyorum ama. Hiç baktınız mı sağınıza? Ama bir sağınıza bakın ya. Oğlum hep korkum dura bu üstüme düşerse diye. O sende de var mı? Ay. Oha. Bu ne? Anlamadım. Ben anlamadım. O domon hatası ya. Oğlum adama vurdu. Hadi be. Sürttü. Tek görmeyen ben miyim ben ha? İyi. Ben gördüm. Ne yapıyorsun? Bir dakika, bir dakika. Abicim solumdan giriyor ama burası senin şeridin mi? Ne? Gördüğün yere bir bağlı. Ne tarafa geçtim, ne tarafa geçtim. Tamam ben sağ şeritteyim, sola dönecek. Sinyalimi vermişim. Ama ortada dolandı. Tamam da sağdayım ben, solumdan geçemezsiniz. Solumdan geçemezsiniz, bu şerit sizin değil. Oğlum, bak kafanızı şey yaptırtmayın bana ha. Bir dakika şimdi Kıbrıs'ta olsa büyük sıkıntı çıkar burada. Burada sollanabilir mi ya? Muhtemelen gidiş geliş yol abi. E tamam sollanamaz. Ya biz de sağlanamaz yol, böyle bir yolda. Yol sollanabilir bu arada. Nasıl sollanır? Burada nasıl sollayacağım? Sollanamaz. Tabelası görmüyorum ben. Tamam da bazı kurallar vardır ki tabela istemez kardeşim mesela. Yerde şey, çift çizgi abi var. Yok, çift... Nerede çift çizgi var? Çift var, mu? Çift var ortada. Aa, evet çift evet, çizgi var. Çift çizgi var sollanamaz. Evet evet. Onu ya sollanamaz mı yani demek bu? Yok, evet o sollanma yasak. Buna, yani. Buna gerek de yok zaten. Bildiğim kadarıyla mahalle araları böyle gördüğümüz yer ki ona benziyor. Arabaların bu şekilde park edilişinden belli. Burada 400 tane şerit yok.
Kesinlikle bu çerite de gerek yok yani şuradaki çizgiye de, tabelaya da gerek yok. Sollanalım. Trafikte belli başlı kurallar vardır zaten. Kadın da evet. Kadın da ya sana ne, arabayı sen mi sürüyorsun ya? Sanki trafiğin kuralını sen yapmışsın. Karışma işte. Yani burada bir cinsiyetçilik falan yapmıyorum zaten. Abi. Ben burada bir cinsiyetçilik falan yok. Arabayı aynen. Sürenle motoru süren tartışsın yani bu konuda. Abicim solumdan giriyor ama burası sürücü yerim. Titici bir olay ya vallahi. Var da bir de motor sinyal verdi muhtemelen. Çünkü sola döneceğim diyor. Ona tamam ben sağa şeridim. Verdim diyor zaten. Oğlum bunlar sinyal nereden görsün Allah aşkına ya. Ben de böyle sağlarım bilmeden savunması. Bak inat ediyor bir de. Ötede dönüyorsun. Ötede dönüyorsun. Allah rızası için sen araba kullanma abla ya. Toplu kullanacak zaten motor. Çok sabır testi gibi olaylar. Fikrini yani. Söyleyebilir. Söyleyemez kardeşim. Anladın mı? Haksızsa fikrini söyleyemez. Haklıysa fikrini söylesin. Haksız olan bir insan niye fikrini söylesin arkadaşım? Anlamadım ben ya. Fikrini söyleyebilir diyor Deyzi. Allah aşkına bana bu kat... Ya şurada haksızlık diz boyu. Kadın niye burada... Ben burada erkek de o. Ben ondan bahsetmiyorum. Kim olursa olsun burada söyle. Arabayı süren yaptığı hata. Onun hatası. Niye arkadaki şey yapacak? Öndeki de karışıyor mesela. O an haklı olduğunu düşünüyor ya. Yok abicim bu haksız olduğunu bilerek. Bazı insanlar vardır böyle yalan dolan bir şeyi böyle anlatır. Anladın mı? Ya onun doğru olduğuna inandırmaya çalışıyor. Bu da onlara benzeyen tiplerden bir tanesi. Buradaki muhabbeti anlayamadım. Ay, bir şey atmış. Yapma bari trafikte yapma ya. Yüzüme at direkt ha. Pardon. Abi. Bu bana değil yani. Bu ayıbı bana yapmıyorsun haberin olsun. Yani beni boş ver. Beni... Çevreyi kirletiyorsun yani. Kusura bakma. Tayfun Allah senin belanı versin. Oha cezalara bak. Bu nedir be kardeşim ya? Hani bunlar İstanbul'un en nezih insanlarıydı lan. Nasıl ayıplayacaksın bize bu işin içinden şimdi? Ha? Kudret Giller bu işi bu duyarsa ikimizi de iptal eder. Sen şimdi beni bu işten ayıplayacaksın. Kusura bakma. Bunun rengi çok tatlı. Bizi bitirdin be. Bizi bitirdin be. Altın kapılarımız kan oldu Tayfun. Yani yüzüne bakacağım böyle. Anladım hatasını anlamadım mı? Yani kavga etmek için falan değil. Kuz ben de diyordum ki tam ne tehlikeli yol lan buz diye. Aynen tam ben düşünüyorum. Koruma kar yağmurda oturacak sıkıntı ya. Kar yağmurda lan. Ay, Walking Dead müziğim bu bana mı geliyor? Evet.